Gençlerle. Gençler bizi ilk defa bu kadar ön bekleyen gördük kanalda. Cem Başkan, Cem Toker bugünkü konuğumuz. Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı. Gençler tarafından çok seviliyor. Bugün kendimi gençlere ispat etmeye çalışacağım. Rakibim entropi. Bugünkü entropi rakibim gençler. Duman ederler adamı vallahi. Çok da sahip çıkarlar. Bakalım gençlerden yayın boyunca yorumlar ve sorular bekliyoruz. Ama önce bugünkü konumuza gelelim. Bugünkü konumuz entropi ve algı. Öyle meret bir şey ki bu. Ben biraz önceki şiiri yazdım 15 sene önce. Facebook yoktu o zaman. Bir kere daha söyleyeyim. Bir oğlun olaydı. Adı seninle aynı. Senin kadar seveydik yaşlanaydı. 25 yaşında idam edilmiş bir kahraman benim için. Hep duygulanırım düşündüğüm zaman. Neyse. Şimdi ben bunu Facebook'a koydum. Facebook ilk açıldığında her 28 Şubat'ta koyarım. Sen solcu değilsin ki diye yazdı bir arkadaşım beni tanıyor. Abi yazdım tamam ben solcu değilim. Her sene koyarım her sene o daha fazla algısında benim solcu olmadığımla ilgili mayasını kabartıp sen öbür sene solcu mu oldun? Abi deniz gezmiş sevmek için solcu olmak gerekmiyor ki ben solcu bir insan değilim. Sağcı da değilim. Bütün siyasi akımlardan da geçtim ama. Çok tehlikeli bir şu söyleyeceğim laf ama ben hani evet siyasi entropinin kurbanı oldum. Bugünkü konumuz zaten siyasi algı ve Sayın Başkan. Sus küçüğün, söz büyüğünmüş. Bakalım şimdi algıya. Kuvvetli bir iddia. Sus küçüğün, söz büyüğünmüş. Su küçüğün, söz büyüğün niye olsun? Bu daha mantıklı. Şeyi niceliği farklı. Mantıklı değil bana göre. Statik hoca böyle büyüğün küçüğe zulmetti. Sus. Sen sus ben konuşayım. Ama niye öyle olsaydı şerbet küçüğün söz büyüğün olur. Bak bizde algıda entropi ve erozyon uğramış. No woman no cry. Tamam. Türkiye'de biz bunu ne hale getirdik? Kadın yok. Başım ağrımasın. Aa kadın yok derdim yok. Ya adam bunu hayır kadın hayır ağlama diye yazdı. No woman no cry. No woman, yani vurgusu şöyle. No woman, no cry değil. No woman, no cry. Hayır, ağlamamalısın. Kadın ağlamaz diye yazdı. Biz de bunu entropide erozyona getirdik. Algımızda kadın yok, başın rahat. Hadi kadınsız yaşa da göreyim, yaşam simbiyoz. Öteksiz var olabilir misin? Mümkün değil. Tembel laf. Bu lafı eden adamların hepsinin kadınla da derdi var. Bu da dipnot. Nedir? Ekmek bulamazsanız pastayı. Marie Antoinette söylemedi bu lafı. Kimin söylediği internete gir araştır göreceksin. Çelişkili. Ama kadının söylediğinin Fransızcası şöyle bir şey. Türkçeleştireceğim benim Fransızcam yok. Kadın şu lafı etti. Girelim bizim Fransızcasını. Bu nasıl söylenir bilmiyorum. Şimdi başkanın Fransızcası varsa ona soracağım. Dele broş var ya sonundaki. Bu broş ekmek ama içi kuvvetli gıdalı ve çok ucuz olan. Bir devrim zamanında deniliyor ki kime söylendiği belli değil. Halk ekmek bulamıyor. Ekmek yoksa makarna yesinler gibi bir alternatif ama biz Marie Antoinette'i de algıda mahvettik. Ve o söylemedi. Tamam? Albert Einstein ne diyor? Meşhur lafı. Ne diyor Albert Einstein? Ön yargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur diyor. Şimdi bizim elimizde bana göre Türkiye'deki en vizyoner siyasetçi var. Ve partisinin adı Liberal. Nasıl olmuş da Liberty kelimesi, özgürlük, bireyselcilik olan kelime Liberty, özgürlük demek. Nasıl olmuş da Liboş'a dönüşmüş? Başkana ve gençlere bugünkü sorumuz bu. Bunun bir entropi olduklarını düşünüyorlar mı? Biz çünkü bu programda her şey entropi. Her şeyi entropi olarak, alt metin olarak, entropinin fizik kanunu değil de sosyolojik disiplini olarak baktığınızda böyle düşünürseniz belki dışarıdan enerji katabilirsiniz diye bu programı yapıyoruz. Bir kere daha gidelim. Liboş nasıl oluyor? Liberty, liberallik, liboş nasıl oluyor? Ya da yetmez ama evetçiler, yani onlara da liberal deniyordu. Yetmez ama evetçiler bence bu sene pardon ama bir daha diyecekler ama bu entropi miydi?
Ve bu entropiye dışarıdan enerji katmak lazım mıydı? Başkanı sorum şöyle bir sorum. Gençlerden tabii gençlere bir sürü soru soracağım ama başkan şu an Liberal Demokrat Parti başkanlığını bıraktı ve dışarıdan CEO'luk yapıyor bence. Ve daha fazla inandırıyor bizi. Ve bu esasında algıdaki Liberal Parti'nin liboşlaştığını zannetmeleri, yetmez ama evetçi zannetmelerini genel başkanken bu kadar güzel anlatamıyordu. Bıraktı genel başkanlığını Gültekin Bey'e ve daha fazla gençler sahip çıkmaya başladı. Daha fazla bize sempatik gelmeye başladı. Öyledir, biz bir şirketin sahibiyle değil de CEO'suyla biliriz onu. Bir şirketin sponsorluğuyla onu biliriz. Biraz bu da bir entropiye dışarıdan katmak mı? Hepsini başkana soracağım. Başkanım merhaba. Merhaba, iyi yayınlar, selamlar. Selamlar başkanım. İyi bir giriş yaptın mı başkanım? Sanırım evet. Tamam, yani sizin gönlünüzü söyleyebildim mi? İyi bir giriş değil de tespitlerim doğru mu? Sizi dinlerken başka dillerde var mı bilmiyorum ama körülür badem gözlü olurmuş lafını hatırladım. medyada, basında ben genel başkanlığı bıraktıktan sonra doğrudur sözlerimize daha çok kulak vermeye, görüşlerimize yer vermeye, toplumda bizi daha çok dinlemeye başladı. Doğrudur. Bu başkanım entropide biz bu programa ben entropinin çok önemli olduğunu bir fizik insanından duydum. Bunun sosyolojik disiplinlerine insanların 2-3 gece vakit ayırırlarsa ve entropinin ne olduğunu anlarlarsa bütün ilişkilerini, bütün uğraşlarını düzene sokacaklarını iddia ediyordu. Bu benim çok 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 hoşuma gitti. Ben aşağı yukarı 15-20 yıldır bütün flörtlerime, bütün iş ilişkilerinde olduğum insanlara ya yapmayın bu yaşadığımız entropi diyorum. Ve entropinin bir çaresi var. Kısaca anlatayım. Entropiyi şekil olarak gözünüzün önüne şöyle getireyim. Bütün bunu da biz metafor olarak kullanacağız bu programda ve yolumuzun, ben size sorularımı bu yolda soracağım. Şöyle kolumuzu uzatıp elimize bir tenis topu aldığımızı varsayalım. Yere paralel kolumuz. Bıraktığımız zaman top yere bir hızla iner ve dışarıya bizim bıraktığımız noktaya gelmez de bir noktada durur ya. O aradaki entropinin gözüken ölçülür haliymiş başkanım. Bizim bu topu tekrardan eline almamız için dışarıdan enerji katmamız lazımmış. Yani şu yaptığımız hareket dışarıdan enerji katmak. Ve sosyologlar, psikologlar, psikiyatrlar entropiyi keşfederseniz dışarıdan enerji katmanız lazım gelir. Yani sigarayı bırak, entropinin işini kolaylaştırmaz. Zaten entropi kelime manasıyla başladığı andan itibaren düzensizliğe gidecek olan kesinlik. Sabah spor yap, entropiye dışarıdan enerji kat. Benim bu tespitim sizce de doğru değil mi? Siz genel başkanken 3 şey benim çok dikkatimi çekti. Bütün röportajlarınızı izledim. Bir tanesi çok üzüldüm çok ve çok da şeker söylediniz bir programda. Bunu gençler söylüyorlar. Şimdi ben şey yapayım da sizi çok seviyorum. Siz çok popüler, çok vizyoner bir insansınız. Ama şimdi oy bölünmesin. Ben oyumu CHP'ye vereyim. Sizin aklımda kalan bir tane bu. Buna bir entropi dışarıdan bir şey katmak lazım geliyor. İkinci bir vaadiniz var. Bayıldım ben ona ama Türkiye'de o tutmaz. Bu da entropiye kurban gitti bence. Asgari ücretle alakalı. Ben 2 maaş, 3 maaş net brüt maaş vereceğim ve bunun bu kadarı vergi, bu kadarı sigortanız diye söyleyeceğim. Vatandaş benden aldığı maaşı alsın, götürsün bankaya, vergisini kendi yatırsın ki, canı acısın ki yarın bu paranın nerede olduğunu devlete sorabilsin. Çok mantıklı ama Türkiye'de entropi buna müsaade etmez. Eksik alırlar ama yani bu çok zor bir şeydi. Bir de 3, sizinle soracağım sorunun kuluçkası bu. PTT ve TRT tespitleriniz. Evet, PTT neden zeytin satıyor? Sizin böyle bir tespitiniz var. Ve TRT'nin özel kanallarla niye rakipliği söz konusu? Bütün bunlarla ben size şimdi bir laboratuvar yapıyor olalım. Gençlerden de bunda destek bekliyorum. Başkanım ama çok genç izleyiciniz var. Ne mesajlar aldık sizin adınızı? Her son tweetinizden sonra. Şimdi ben sinemacıyım başkanım. Liberal siyasi fikriniz, sizin başbakanlığınızı varsayalım. Ben size şunu sormak istiyorum. Benim en büyük sorunum dağıtım. Ben film yapmakta hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Filmi yapıyorum ama satmayla ilgili çok büyük sorun yaşıyorum. Ben filmimi sokmak için çok büyük lobiler var. Çok büyük baronlar var. Varsayalım siz şu an başbakansınız ve ben bir film yaptım.
ben bunu, bu entropiye dışarıdan nasıl enerji katacağım? Ben salon bulmam için şöyle bir şey olması gerekiyor. Git ünlü getir diyorlar bana. Ya da çok büyük reklam yap diyorlar. Ben de bunun karşılığında diyorum ki şehir sinemaları olması lazım. Nasıl belediyelerin şehir tiyatroları varsa belediyeler şehir sinemalarını açmalılar. 10 liraya, 8 liraya, 12 liraya, bugün 30 liradan aşağı bilet yok ortalama, bilet satmalılar. Ama Liberal Parti'de siz bireyselcilik ve devlet hiçbir şekilde bu işleri yapmasın. Belediye niye ekmek dağıtıyor? Neden TRT televizyon? Neden PTT zeytin hizmeti veriyor? Dediğiniz zaman ben ne yapmalıyım? Ben sinema yapabilmek için ünlü insanlara milyon milyon dolarlar para mı bulmak zorundayım? Benim sinema yapma hakkım yok mu sizin Liberal Parti siyasi fikrinizde? Anlatabildim mi başkanım ne demek istediğimi? Anlıyorum. Aslında şimdi yeni teknoloji, şu yayını yaptığımız teknoloji bile sizin avantajınıza, sesinizi duyurabilme açısından. Ben genel başkanlığım dönemimde de evet basında yer alamıyorduk ama fakir hazine yardımı dudak uçuklatan miktarda hazine yardımı almayan partilerin Kızılay Meydanı, Yenikapı Meydanı, Tandoğan Meydanı sosyal medyadır diyordum. Onu Barack Obama sosyal medya sayesinde Amerikan başkanı seçildi. Artık ticarete de, siyasete de, toplumun her alanında sosyal medya çok etkin kullanabilenler ön plana çıkabiliyor diye sosyal medya görüyorum, düşünüyorum. Bunu reklam sektöründe de görüyorsunuz. Bizim yaptığımız ne bileyim televizyon programlarını kaç kişi izliyor bilmiyorum çağrıldığım televizyon programlarını ama o programların bölümlerini YouTube'a yüklediğimiz zaman dudak uçuklatan sayıda insanlara erişebiliyorsunuz ve sesinizi duyurabiliyorsunuz. Yani bu 21. yüzyıl, dijital yüzyıl, teknoloji. Onun içindir ki bundan tedirgin olan totaliter, otoriter zihniyet, siyasi zihniyet, sosyal medyayı da zaptı raptı alacağım diye bir şey çıkardı. Yani kitap yasaklamakla, habere erişimi karartmakla, sosyal medyayı sansür getirmek, kontrol ve denetim getirmek aynı zihniyet. Dolayısıyla ben bu yeni 21. yüzyılın dijital teknolojisinin çok büyük farklılıklar yaratacağını ve gün gelecek dünyanın otoriter rejimleri sosyal medyaya erişimi planlarken bunun da üstesinden geleceğine inanıyorum teknolojinin. Dolayısıyla ticarette olsun, siyasette olsun, diğer konularda olsun önümüzün açık olduğuna inanıyorum. Peki başkanım ben sorumun cevabını tam anlamadım. Ben sosyal medyada kendi tanıtımı yaptım. Yapamıyorsam ben bir çıtayı, ben bir barajı geçemiyorum. Benim Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan'da filmimiz vizyona sokmam gerekiyor ve ben sokamıyorum. Bana diyorlar ki buna da liberalizm deniyor. Yani öyle mi deniyor acaba bilmiyorum. Çünkü sizin söylemlerinizden bunu çıkartıyorum. Yani devlet hiçbir şekilde belediyenin temizlik işlerini, otobüs ulaşım işlerini, çöp toplama işlerinden başka ekmek dağıtması ya da bir özel kuruluşa yardım etmesi. Siz şehir tiyatrolarını belediyecilik olarak onaylıyor musunuz başkanım? Sizce sizin anlattıklarınızdan ben mi yanlış çıkartıyorum? Hayır, belediyenin elbette sosyal sorumlulukları vardır. Bizim liberal zihniyetle sosyal demokrat zihniyet arasındaki fark şudur. Toplumdaki bir sorunu, bir sosyal sorumluluğu ilk devlet mi bu işten sorumludur yerine getirmekte? Yoksa son çare mi devlettir? Sosyal zihniyete göre ilk çare devlettir. Liberal zihniyete göre son çare devlettir. Örneğin meslek edinme kursları var belediyelerin. Biz bir şeyi eleştirirken liberaller olarak veya benim başkanlığımda Liberal Demokrat Parti olarak
yerine daima önerdiğimiz alternatifini de topluma sunduk tartışılsın diye. Meslek edinme kursları açıyor belediye bedava. Oysa siz de 3-5 kuruşu bir araya getirmişsiniz. Bir bilgisayar kursu açmışsınız veya bir yabancı dil kursu veya bir biçki dikiş veya muhasebe kursu. 3-5 tane gencimiz sermayeyi koymuşlar, bir apartman dairesi kiralamışlar, içini doyamışlar, döşemişler. Bir hür teşebbüs olarak ihtiyacı olan talebi karşılamak için bir kurs açmışlar. Belediye de geliyor, karşıdaki binayı kiralıyor milletin vergileriyle ve bu 3-5 gencin açtığı kursa alternatif bedava meslek edinme kursları veriyor bedava. Ve bu gençlerin açtığı girişimi öldürüyor. Veya siz bir 3-5 kuruş biriktirmiş iki ortak bir fırın açmışlar, karşısına geliyor halk ekmek. Haksız rekabetle rakip oluyor kendisine veya bir hava yolu açılıyor. Ondan sonra geliyor Türk Hava Yolları daha uygun saatte slotlar alarak daha fiyatla sübvanse edilmiş fiyatla o hava yolunu öldürecek şekilde hava yoluyla rekabete giriyor. Burada zarar gören girişimci ve toplum. Ama sosyal sorumluluk diye de bir şey var belediyenin. Biz diyoruz ki sen bedava meslek edinme kursu açacağına ihtiyaç sahibi kuponlar ver ve o özel kursları akredite et. Eğitim kalitesini denetle. O da kapısına yazsın. Benim İngilizce kursum, muhasebe kursum, bilgisayar kursum İBB tarafından akredite edilmiştir, onaylanmıştır, okey almıştır. Ondan sonra sen ihtiyaç sahiplerine kuponlar dağıt. Gitsin evine en yakın olan, en beğendiği yerden İngilizce dersini kursa yazılsın. Para yerine bu kuponu versin. Meslek kurs sahibi de gitsin, girişimci de gitsin, belediyeden parasını alsın. Burada ne oluyor? Belediye sosyal sorumluluğu yerine getiriyor. Maddi durumu imkanlara imkan açıyor. Öte yandan 3-5 kuruşuyla bir sermaye koyup da bir alan yaratmış, bir hizmet veren girişimciyi de koruyor. Onunla da rekabete girmiyor ve bunu büyük bir olasılıkla daha ucuza yapıyor. Bir ülkenin zenginleşmesi elindeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmasıyla olur. Böylece belediye 3 işi 4 işi birden yapıyor ama direkt girişimciyle rekabete, haksız rekabete girmiyor. Aynı şey halk ekmek için geçerli, fırın için geçerli. Yani biz zihniyet olarak devletin en son çare devreye girmesini sosyal sorumlulukta. Ama ondan önce vakıfları, dernekleri, sivil toplumu, belediyeden önce üniversiteleri, akademileri bu alanda kullanmasını öneriyoruz ki elimizdeki kıt kaynağı daha verimli kullanıp daha iyi verim alalım. Aynı şey eğitimin özelleşmesinde savunuyoruz. Bütün eğitim özelleşsin dediğim zaman Türk milletinin tüyleri diken diken oluyor. Ne demek paralı olsun? Halbuki burada savunulan şey para, yani ben Sabancı'nın Koç'un çocuğunu devlet okulunda bedava okutmayayım. Çalışanın vergisiyle, parasıyla. Parası olan parasıyla okusun ama özel okulda okuyacak. Parası olmayanı devlet özel okula parasını verip parası olmayanın çocuğunu da özel okulda kaliteli eğitim vererek okutayım rekabet ortamında. Buna inanmayan varsa da eğitimde en başarısız olan iller Ağrı ve Muş zannediyorum. Bu iki ilde bu projemizi deneyelim. Bütün okulları özelleştirelim. Maddi durumu iyi olmayanların çocuklarını özel okulda devlet okutsun. 5 sene bunu deneyelim bu iki ilimizde. Bakalım. Başarı düzeyi, eğitimin kalite düzeyi artıyor mu? Artıyorsa biz haklıyız. Artmıyorsa tamam biz haksızız.
bu önerimizi geri çekelim diye düşünüyorum. Evet. Peki başkanım, ben cevabımı aldım. Hemen konuyu değiştireyim. Gençler, ben bu böyle bir ekol, bu ülkücülükte var bu Türkiye'de, devrimcilikte var. Ama bu Yunusçuluk yaratmışsınız. Gençler size çok hakim ve çok sahip. Yazılanları okuyor musunuz başkanım? Şu gençlere bir merhaba demek zorundayız. Ben bugün sizle değil, sizi ben çok seviyorum, çok vizyoner buluyorum ama gençlere de kendimizi ispat etmemiz lazım. Şöyle bakalım mı? Eğer belediyeler sinema salonlarını açıp bilet fiyatlarını düşürse sinema sahipleri kazanamayacağı için yatırım azaltabilir. Bu da filmler için daha az sponsor demek. Ah canım benim, çok, sponsor. Çok güzel. Siz bana şehir tiyatrolarını sordunuz. Bir ara şehir tiyatrolarını belediye 1 lira yapmıştı. Çok özür dileyerek söylüyorum, bu örneği vurgulamam lazım. O zaman 1 liraya tuvalete küçük su ihtiyacı gideriliyordu. 1 liraya şehir tiyatrosu. Bu şartlarda özel tiyatro nasıl yaşayacaktı? Ve özel tiyatrolar kapılarına kilit vuruyorlardı. Bugün özel tiyatro diye bir şey kalmadı ama şehir tiyatroları, belediye tiyatroları, devlet tiyatroları hala var zannediyorum. Yani buradaki zihniyet, bakın, çünkü sanatı devlet yapmaz. Sanatı devlete bırakamazsınız. Sanat yaratıcılık demektir. Sanat özgürlük demektir. Hür düşünce demektir. Hür düşünceyi ifade demektir. Aykırılık demektir. Ve bunlar da toplum için çok yararlı şeylerdir. Ama siz 1 liraya şehir tiyatrosu yaparsanız, devlet sanatçısı yaparsanız, devlet sanatçısının önüne devletin istediği oyunu koyar ve oynatırsınız. Ve yaratıcılığı, hayali, sanatı öldürürsünüz. Ama aynı şekilde belediye o parayla, devlet belediye şehir tiyatrolarına ayırdığı parayla özel tiyatroları sübvanse etse, desteklese, hem sanat adına, hem ekonomi adına, hem girişimcilik adına çok daha fazla şey yapacak. Başarılı olacak, kaynakları daha verimli kullanacak. Onun için yani demin sorduğunuz soru, aynı şey sinemalar için de geçerli. Film yapımcıları için de geçerli. Yani ben burada temel bir ilkeyi vurguluyorum. Buradaki amaç milletin refahı ve vergilerinin en verimli şekilde kullanılmasıysa, sinema olsun, tiyatro olsun, fırıncılık olsun, meslek edinme kursları olsun, hava yolu olsun, ne olursa olsun, buradaki amaç devletin özel sektörle rekabete girip kaynakları buharlaştırmamasını savunuyorum. Hemen bavula bakalım. Liberalizmde sağlık ve eğitim hizmetleri üzerine bilgi verebilir misiniz demiş. Demin eğitim üzerine savunduğumuz konuyu anlatmaya çalıştım. Hangi sektör olursa olsun, bunun örneklerini her gün yaşıyoruz. Sokağımızdaki bakkal olsun, market olsun, fırın olsun, rekabet sihirli bir kelimedir bizim için. Rekabet, biz tüketiciler, vatandaşlar için ucuzluk demektir, kalite demektir, dinamizm demektir. Tekelcilik dünyadaki en büyük soygundur. İnsanlığa açılmış en büyük kötülüktür. Uygulanan en büyük kötülüktür. Bir tekele mahkum olduğunuz zaman, yani İstanbul'daki sarı taksileri örnek olarak verebilirim. Aynı zihni, o bir sektörü rekabete açtığınız zaman bizler faydalanıyoruz. Bakın, yeni hava yolları devreye girdiği zaman bizler daha ucuza, daha kaliteli uçmaya başladık. Otogara gittiğimiz zaman bir tane değil, onlarca otobüs şirketi Türkiye'nin her yerine çeşit çeşit kaliteli hizmet veriyor. Şu sektörde bir tane şirket olsaydı biz yine soyuluyorduk. Ama 3-4 tane olduğu için kimse fiyatından şikayet etmiyor. Şikayet ettiğimiz tek şey bunun üzerine devletin koyduğu vergilerin getirdiği pahalılık. Ama bu sektörde, GSM sektöründe bir dinamizm var ve ucuzluk var ve kalite var. Aynı şeyi eğitim ve sağlığa da uygularsak, emin olun Türk milleti bundan şikayetçi olmaz. Eğitimde de rekabet eğitime kalite getirir. Biz zannediyoruz ki devlet okulları bedava, devletin verdiği eğitim bedava. Halbuki bu sene 2021 yılında
her mesai günü, günde rakama dikkat edin, 700 milyon Türk lirası eğitime vergi harcıyoruz. Ve bu para Türk milletinden toplanıyor. 700 milyon demek yaklaşık 8-9 lira insan başına. Yani 80 milyona bölün şeyi, 700 milyonu. 10 lira. Bunu bir de şeyle çarpın. Yani cebimizden çıkan verginin miktarına bakın. Senede 210 milyar lirayla neler yapılabilirken biz bunu eğitime harcıyoruz. Ondan sonra eğitimin kalitesini de burada tartışıyoruz. On binlerce çocuk 12 yıllık devlet eğitimi sonrası sıfır çekiyor ya. Sıfır çekiyor. Yani şurada saksıyı da koysam o da sıfır çekecek, sıfır yatırımla. Damacana da sıfır çekecek 12 yıl eğitimden sonra. Ama biz bu eğitimin kalitesini konuşmuyoruz. Kalitesizliğini konuşmuyoruz. Bir de harcadığımız parayı düşünürseniz yani inanılmaz bir rakama çıkıyor. Onun için özelleştirelim. Ama bunu ikna edemiyorsak toplumu pilot bölgelerde özel eğitimi bir deneyelim. Devlet eğitimini kaldıralım. Devlet yine fakir fukaranın eğitimini karşılasın. Ondan sonra bir başarıyı ölçelim. Aynı şey sağlıkta geçerli. Devletin hastanelerinde harcanan parayla karşılığında aldığımız sağlığın kalitesini bir ölçelim. Burada bir yanlış varsa belki sağlığın da sağlık, bakın ben kimse sağlık hizmeti almasın demiyorum. Ama sağlık hizmetini özel sektör versin, parası olmayana devlet sübvanse etsin o sağlık hizmetini. Herkese, devlet hastanelerini de özel sektör yönetsin, özelleşsin. Ama devletin koruması altında bir genel sağlık sigortası diye bir şey var bizde. Bunu devlet primleri sübvanse etsin, herkes özel hastaneden sağlık hizmeti alsın. Bizim partiye gelirdi bazı bir kişiyi hatırlıyorum. Yani çok bu örneği bir kişi verdi ama aklında kalan bir örnektir. Ben dedi sosyal demokratım arkadaş dedi. Ben dedi devletin sağlıktan eğitimden çekilmesine evet demem. Peki abi tamam. Ama dedi çocuğum hastalanırsa özel hastaneye götürürüm. Çocuğumu özel okulda okutmak için ceketimi satarım. Ama ben sosyal demokratım. Yani bu tutarsızlığı vurgulayayım. Yine ilk örnekte verdiğim konuyu vurgulayayım. Bir ülkenin zenginliği elindeki kıt kaynakları en iyi şekilde değerlendirmesiyle olur. Eğitimde de sağlıkta da inanılmaz bir para harcıyoruz. Ama karşılığını devlete, konuyu devlete bıraktığımız için karşılığını yeterince alabildiğimizi zannetmiyorum. İkna edemediklerim için de pilot bölgede deneyelim bunları. Başarılı olursa biz haklıyız, bütün Türkiye'ye uygulayalım. Başarısız olursak biz yanılmışız deriz. Bu şeylerde iddiamızı geri çekeriz. Peki başkanım, bir algıya döneceğim. Algıdan sonra sizin Liberal Demokrat Parti'nin gidişatıyla ilgili bir soruyu merak ediyorum. Başındaki tespitlerim doğru mu? Evet, yani sus küçüğün söz büyüğün. No woman no cry gibi. Sizde gerçekten bu kadar basit bir şeyin etkisi oldu mu insanların algısından dolayı? Yani bir gazeteci için, marka bir gazeteci için liboş dedik. Liboş bilmem ne. Ve yetmez ama evetçilerin hepsine liberal ve liboş dedik. Ve Liberal Parti bundan gerçekten başta verdiğim Marie Antoinette'in ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler bambaşka bir şeydi. O hale gelip de burada bu erozyon oldu mu? Siz bunu hissettiniz mi? Bu bir entropi mi? Bunu böyle düşünüyor musunuz? Oldu. Liboş kelimesi Liberal Demokrat Parti kurulmadan önce bile piyasadaydı, kullanılıyordu. Bir gazetecinin ortaya attığı ve tutulan bir terimdi. Bunu da Özal kendisinin ağzından, Özal'ın ben liberalim veya liberal kelimesi çıkmamıştır. Ama liberalizmin ne olduğunu bilmeyen toplum Özal'ın bazı ekonomik kararlarını liberallikle bağdaştırmış ve bunların bazıları da ters tepince liboş kavramı ortaya çıkmıştır. Ben önceleri tepki veriyordum liboş kavramına. Yani Liberal Demokrat Parti kurulduğunda
Özal döneminin politikaları ve Türk milletinin devlet baba zihniyetinden dolayı %0'dan başlamadı LDP 94'te. %-10-15'le başladık biz. Çünkü toplumdaki algı zaten tamamen liberalizmi bir tabu olarak görüyor, tukaka ediyor ve dalga geçiyordu. Ve bu politikaların da uygulanabileceğine bırakın inanmayı, dalga geçen olduğu için %10-15'ten başladık diyorum. Fakat zaman içinde, bakın bir de liberalizm tanınmadığı için, iyi bilinmediği için kimlere liberal dedi toplum. 89'da Sovyetler yıkıldıktan sonra, Marksizm duvara tosladıktan sonra piyasada Marksizmi savunmuş entelektüeller diyeyim onların hatırı için insanlar vardı. Avrupa'da da vardı ve bunlar bir çıkış yolu. Yani mahcup oldular. Ya biz bunu savunduk ama bu yıkıldı, fiyasko oldu. Marksizmin kalesi Sovyetler Birliği. O zaman üçüncü yol, sosyal liberal denilen, bizde de var onlar. Bir onlar çıktı. Bir de Türk toplumunda dikkat ederseniz sağ liberaller de var. Mesela Taha Akyol aklıma geliyor. Bayramoğlu sola gider ama en öne çıkan Taha Akyol'dur mesela. Ha, eğer siz darbeye karşıysanız ve türbanlı eğitim hakkını savunansanız AK Parti öncesi, siz ne kadar liberalsiniz. Halbuki bunun liberallikle bir alakası yoktu. Bu tamamen demokrasiyi savunmak. Bunlar demokrasinin ilkeleriydi. Ama bunlar liberallikle bağdaştırıldı. Şeyin hataları, Özal döneminin hataları, işte mesela özelleştirmeler, biz özelleştirmeden yanayız. Ama devlet gözetiminde yağmalama kapitalizminden yana değiliz. Anayasanın bir kere ihlal edilmesinden ne çıkar zihniyetini asla savunmuyoruz. Çünkü anayasanın hukukun olmadığı yerde evet vahşi kapitalizm vardır. Hukuk devletinin olduğu yerde adil bir rekabet düzeni ve kapitalizm ve serbest piyasa ekonomisi vardır. Serbest piyasa ekonomisini savunmamız, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ilkesiyle dalga geçilmesine neden oldu. Halbuki biz asla bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinleri, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçirsinler olarak değerlendirmedik, savunmadık. Onun için hukukun önemini her yerde, üniversitelerde vurguladım. Liberal demokrasinin taşıyıcı kolonu hukuk devletidir diye savundum. Dolayısıyla evet, ondan sonra da kendisine liberal diyenler AK Parti kurulduktan sonra bazı ilkelerinden bize öğrettiği akademisyenler var, liberalizmin öncüsü olarak tanınan. Bize öğrettikleri değerleri inkar ederek Cumhuriyet tarihinin en totaliter, en otoriter, en dayatmacı zihniyetine payanda oldular. Ve bugün de piyasada dolaşıyorlar gazeteciler ve akademisyenler liberal titriyle, sıfatını kullanarak. Bütün bunlar liberalde. Ondan sonra bu adamlar aynı fikir liderleri, gazeteciler, akademisyenler 2010 referandumunda yetmez ama evet bayraktarlığını yaptıkları için köşelerde onların sözü topluma dayatıldığı için, Liberal Demokrat Parti'nin o dönemde esamesi okunmadığı için basında, medyada, bak liberaller yetmez ama evetçi damgasını yedik. Halbuki biz yetmez ama evet'i savunmadık. Çünkü hukuk devletine olan inancımızdan ve saygımızdan dolayı bu yanlış algıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Yani dediğiniz çok doğru. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Meğerse ben de o pastanın İtalyanlardaki makarna olduğunu değil de ekmek kalıplarının dışına çıkan hamur parçalarına pasta dendiğini duymuştum. Yani ekmek bulamıyorlarsa o kenardaki kenardaki ekmek artıklarını yesinler diye söylendiğini hatırlıyorum ama hangisi doğru bilmiyorum, mühim değil. Çok karışık, çok karışık. Şu soru dursun, çok karışık orası ama broş, yani bread, İngilizce bread'den gidecek olursak broş da bizim
katmerimiz gibi düşünelim. Anladığım kadar yani bizim katkı katık yani tayınını vermek. Hani tayınını verdin deyimi var ya, hani tayın içi böyle tahinli, gıdalı, köy yerinde Anadolu yörük yemeği, öyle bir şey. Yani esasında hani kendi çarelerini kendileri bulsunlar. Biz ne deriz? Biz Bodrum'da peksimet deriz. Hani ya işte diyorlar ki Bodrum'da ekmek yok, peksimet yesinler, aynı şey, daha güçlü hatta. Çünkü pekmeze bandırılır, gemici yemeğidir. Çok iyi niyetle söylenmiş. Başkanım, bunun yüzde kaç katkısı oldu? Bu çok facia bir entropi. Bu bir entropi. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar, gençler şu an yıkılıyor. Neler yazıyorlar? O kadar çok seviyorlar ki maşallah. Başkanım, bizim bu kadar izleyicimiz olmaz. Çok teşekkür ederiz hepsine. Bakın, entropi başkanım bunlar. Gerçekten buna böyle bir alt metin olarak bakmak ya da bir şeyin başlayıp düzensizliğe gitmesi. Şimdi bunun sizce yüzde kaç katkısı vardır? Böyle tek rakam söyleyebilir misiniz? Yani bir gazeteciye liboş dendi ve yetmez ama, başkanım yetmez ama evetçiler bu sefer pardon ama bir daha diyecekler değil mi? Kesin diyecekler yeni anayasa için. Buna ne düşünüyorsunuz? Bu çıkarımım doğru mu? Yani geçen sefer yaptık pardon ama bir daha. Öyle demeyecekler mi sizce? Yeni tiplerimiz var değil mi öyle? Var. Bizim partimizde yönetici, hala da yönetici arkadaşlarımız var. Yani biz o görüşlerinden dolayı bağlarımızı koparmadık. Çok, yani o zaman öyle düşündüler. Doğru olan budur dediler. Şimdi bir de şu var. Liberal her görüşe hoşgörülü, saygı duymak zorundadır falan diye bir yanlış kavram var. Onu da netleştirelim. Bu yetmez ama evet konusu onu açmışken. Liberal her görüşe saygı duymak zorunda değildir. O saçma sapan bir klişedir. Ama her görüşü hoş görür. Dile getirilmesini, yani saçmalama özgürlüğü diyelim. Ben yani Adolf Hitler'in de görüşleri vardı. Saddam'ın da görüşleri vardı. Ben onlara saygı duymak zorunda değilim. Ama hani dile bizim katılmadığımız görüşleri dile getirilmesinin de sözlerin yasaklanmasını savunmuyoruz. Ama tabii Türkiye'deki yasalar ve dünyanın geçirdiği tecrübelerden dolayı elbette şiddeti savunacak değiliz. Öte yandan evet, partimizde de var. Mesela hala şu görüşteler. Ben ona da saygı duyuyorum aslında. Abi diyor, ben o zaman bunun doğru olduğunu düşünüyordum diyor. Onun için evet verdim. Ama Liberal Demokrat Parti'nin savunduğu her ilkeyi bir liberal olarak ben hala savunuyorum. Onun için partideki görevlerine devam eden arkadaşlarımız var. Yani evet, nasıl diyeyim, o zamanki yaptıklarının doğru olduğuna inanıyorlar. Buna da saygı duymak lazım ama Türkiye ağır bedel ödedi bu konuda. Ben hiçbirini sevmiyorum onların ses filmlerini. Açıkça söylüyorum. Çok güzel bir soru var, beni çok ilgilendiren. Köye dönüş başlayacak mı hocam? Tarım politikanızı anlatır mısınız başkanım? Çok güzel bir soru. Çok seviyorum. Tarım, çiftçilik, köye dönüş, göç duracak mı? LDP'nin tarım politikası nasıl olacak diyor oyun kırbacı. Kısaca anlatır mısınız başkanım? Valla LDP'nin tarım politikası, açıkça biz programımızda da yok öyle bir şey galiba. Tarım politikası olarak. Yani elbette köylüye, tarım yapan insanlara şu aklıma geliyor tarım politikası olarak, yani söylemlerimizden ve parti programımızdan. Bir kere eğer Avrupa tarım ürünlerini sübvanse edip onu ucuza ihraç ediyorsa, diplomaside olduğu gibi dış ticarette de Türkiye'nin de karşılıklılık ilkesi, bazı ürünleri sübvanse etmesi tartışılabilir. O şey değil. Orada ben bir sorun görmüyorum. Tarım politikası zor bir politika ama Türkiye'nin şeyde parti programında tarıma ayrılan bir bölüm olduğunu hatırlamıyorum. Bilmiyorum. O da parti kurulurken şu zihniyetten kaynaklanıyor olabilir. Yani devletin yönlendirmesi yerine şunu ekme, bunu ek, bunu biçme, bunu yapma yerine köylünün ve ziraatçının neyi ekeceğini kendisinin karar vermesi. Ha, danışmanlık olabilir mi? Olabilir. Ama tarım politikamızda olan bir şeyi hatırladım şimdi. Ürün borsalarının kurulması.
geleceğe yönelik. Yani şu örnek vereyim ben size mesela. Bir makarna fabrikası gelip de buğday çiftçisiyle bir anlaşma yapabilir. Der ki tohumunu ben vereceğim. Önümüzdeki yıl bana bu kadar durum buğdayı bu tohumla üretirsen ben senden şu fiyattan bu ürünü almayı vaat ediyorum. Böylece üretici de kendisini sağlama alıyor, tüketici de kendisini sağlama alıyor. Mesela bunun parti politikalarında olduğunu biliyorum. Köye dönüş zaten parti politikalarında vardı. Büyük şehirde yaşamanın ağır bir bedeli olması lazım, maddi bedeli olması lazım. Onun için bu zaten otomatikman köye dönüşü hızlandıracak bir etken. Yani köprüden geçmenin pahalı olması, benzinin pahalı olması, ne bileyim ev kiralarının arz talep çerçevesinde çok yüksek olması büyük şehirde yaşamayı caydırıp köye dönüşü hızlandıran bir etken olarak görüyorum ama yani eğitim, sağlık kadar öyle detaylı bir şeyimiz ve tarım politikamız olduğunu zannetmiyorum. Başkanım, ben gazetecilerin sorduğu soruları hiç sormamaya çalışırım ama bu soruyu hayatımda ben sormam ama bugün söz hakkı gençlerin sizi çok seviyorlar. Bavul soruyor. Cem Bey, Cumhurbaşkanlığına adaylığınız düşünülür mü? En azından ilk tur gençlere bir alternatif yaratmış olursunuz. Var mı böyle bir? Yani ben bu soruyu size hani kolay bir soru bu kadar ama o vatandaş merak etmesi çok doğal. Şimdi ben yani öyle bir şey gerçekçi değil aslında. Yani topu 30 bin oy almış bir partinin Cumhurbaşkanlığına aday çıkarması ancak 100 bin imza toplanırsa mümkün olur. Ben bu seçimde de böyle nal toplayacağımı bilirim. Ama parti yönetimi gençler arasında var bu. Ara sıra konuşuluyor adaylığım da. Ben bunu sadece eğer yapabilirsem, yapmaya karar verirsem sadece liberal demokrasinin Türkiye'de gençler tarafından daha iyi anlaşılması için bir fırsat olarak görür. O zaman hani ilk turda 0 küsur alacağımı bile parti yönetimine de danışarak kabul edebilirim ama o da büyük bir belki. Anlatabiliyor muyum? Yani ben bir farklılık yaratacağımdan değil, 25 yıldır üstlendiğim misyona biraz daha katkıda bulunabilir. Bu sesi biraz daha görüşlerimi bu ortamda daha net paylaşabilirim belki diye düşünebilirim ama kocaman bir belki, tekrar ediyorum. Ben çok özür dilerim. Telefonumu şarja takabilir miyim bir saniye lütfen? Şarjı azaldı. Ben şu an siz devam edin. Ben gençlere bir şey söyleyeceğim başkanım. Ben aynen 100 bin toplarız Can Başkan diyen arkadaşa o kadar ikna oldum ki bir haftadır sizinle ilgili çalışmalar yapıyorum. Sizin bu gençlerden gençlerin bu icabeti, şimdi mutlaka da yapacaklardır, cevap vereceklerdir. Bu başka bir şey yaratmış vaziyettesiniz. Yani bu benim baştaki tenis topu metaforumla dışarıdan verdiğiniz enerji, siz resmen şu an Liberal Demokrat Parti'nin CEO'luğunu, genel sekreterliğini yapıyorsunuz ve böyledir. Yani esas insan başka bir yerde de dursa esas insandır. Ben hiç ben bunu çok desteklemek isterim, yani çok isterim, gönülden isterim sizin bir cumhurbaşkanı adayı olmanız ve 100 bin imzaysa bulursunuz başkanım. Bu gençlerle bulursunuz çünkü ben 58 yaşına geliyorum. Başkanım, ben 10 yaşından beri açık oturma seyrediyorum. Hayatım açık oturma seyretmekle geçti. Siyasete hakim bir insanım. Siyasi fikrimin önemi yok. Bu bir algıysa, eğer algı konuşuyorsak, siz gençlerin üzerinde müthiş bir algı yaratmışsınız. Çok dünkü konumuz oydu. Güzel abi olmuşsunuz. Kahve ağzı konuşacağım. Çok özür dilerim ama mazur görünmedik. Ben sinemacıyım. Her şeyi konuşuyorum. Evet, tamam. Güzel abi bir durumunuz var sizin. Bu gençler bunu çok böyle kendilerine böyle, artık gençler böyle bir hırçın, böyle büyük perdeden, yüksek perdeden konuşan değil de kendileri gibi de değil. Ama biraz öncü, önder, bunlardan da uzak. Ya böyle güzel konuşan değil, İyi konuşan değil, doğru konuşanı çok çabuk yapışıyorlar ki Gezi'yi yarattı bu gençler. Onun için hiç enseyi karartmayın. Bence Cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdi gençler de sizi zaten onaylayacaktır. Doğruysa gençler lütfen onay verin sözüme. Değilse de yazın. Çünkü entropi. Başkanım, Liberal Demokrat Parti'nin son bugün itibariyle durumu nedir?
seçimlere girecek mi diye sordu biraz önce bir arkadaşımız. Girecek mi? Girmesi için. Kaç üyeniz var şu an? Kaç üye gerekiyor? Bütün bunlarla ilgili böyle bir bakiye konuşalım mı sizin? Şimdi toplum kişilere, muhaliflere, hukukun yaptığı adaletsizlikleri, haksızlıkları biliyor ve bu insanlar çok eziyet çekiyorlar. Kamu vicdanı yaralı. Aynı hukuksuzluk ve adaletsizlik uygulamada bazı siyasi partilere de yapılıyor. Bizim 2015 dahil olmak üzere 99'dan sonraki yapılan 16 yıl seçimlere katılma iznimiz, hakkımız varken 2016 yılının başında 2 ay sonra, Kasım 2015 seçimlerinden 2 ay sonra artık seçimlere girmiyorsunuz, giremezsiniz dendi. biz de sorguladık neden her seçime, 2 ay önce seçime girebiliyorduk da bizim teşkilat yapımız değişmedi, kanun değişmedi. Giremiyoruz diye sorguladığımızda artık yasayı farklı yorumluyoruz şeklinde bir cevap aldık. Burada işte teşkilatımızın yeter olduğu. Ama bizim önümüze koyulan gerekçeye diyoruz ki ya bu siyasi partiler veya seçim yasasında yok bu koyduğunuz madde. Ama dernekler kanununda var diyor. Ama dernekler, biz dernek değiliz diyoruz. Siyasi partiler anayasanın vazgeçilmez unsurudur falan diye anayasada yazıyor diyoruz. Bize niye dernekler kanunu uyguluyorsunuz? İşte burada diyor, bak diyor, bu yazılmayan şey dernekler kanununa kanunu uygulanır diye bir madde koymuşlar. Dernekler kanununda bulamadıkları noktada ne yapıyorlar biliyor musunuz bize cevap olarak? Medeni kanunda böyle yazdığı için size bunu uyguluyoruz diyorlar. Aslında yani şimdi evvelsi gün bir konu geldi. Biz tüzüğümüzde demişiz ki genel başkanlar büyük kongrede şey var, doğal delege diye bir şey var. Siyasi partiler kanununda kurucular, MKYK üyeleri doğal delege olabilir. Biz madde ilave etmişiz. Ya bu parti böyle bir karar almış. Eski genel başkanlar kongrede delege olsun, doğal delege olsun. Bunun için bizim hakkımızda yeniden kongre yapın, bunu kaldırın, bu siyasi partiler kanununa aykırı, yoksa anayasa mahkemesine şikayet edeceğiz. Yani yüz küsür maddelik bir siyasi partiler kanunu varken, zaten partileri genel başkanlar yönetmiyor, devlet yönetiyor siyasi partileri de. Ve bu yasada seçici olarak uygulanıyor partilere. Şimdi bunların hangi taleplerini yerine yönetim bununla uğraşıyor. İşte genel başkan ortalıkta görünmüyor diye eleştiriyorlar Gültekin Bey. Sabahtan akşama kadar hukuki bu konularla uğraşıyor. Yazı götür, yazı getir, onu yap, bunu yap, YSK'ya yaz, Yargıtay'a yaz. Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorsunuz. Anayasal seçme seçilme hakkı ihlali var burada diye. Anayasa Mahkemesi biz buna karışamayız diyor. Bu YSK'nın kararları kesindir diye bir madde var. Bu madde olduğu müddetçe bakın İstanbul seçimini nasıl yaptı YSK? Zarftan 3 tane pusula çıktı. İktidar partisinin kazandığı pusulalarda hile yok. 3. pusulada hile var diye yeniletti İstanbul seçimlerini. Yani böyle bir yüksek seçim kurulu kafasıyla da uğraşmak bir sorun. Açıkçası parti seçime ne zaman girebilir, girebilir mi bilmiyorum. Ama benim derdim, yani onunla parti yönetimi gece gündüz uğraşıyor seçime sokmak için partiyi. Ama biz şurada bir hedef koyduk. Eğer siyasette, real gerçek siyasette adımız geçecekse, üye sayısı çok önemli. Bugün bizim kadar oy almış köklü bir parti, Demokrat Parti, Demirel'in, Tansu Çiller'in partisi. Bugün mecliste temsil ediliyor. Neden? Aldığı oydan dolayı değil, üye sayısından dolayı. Onun için üye sayısını arttırmak, biz şimdi anketlerde bizi sormayacaklar ki seçime giremediğimiz için. LDP'nin oyu var mı yok mu? Yani bunu ölçmenin şu anda imkanı yok.
Ama seçime girmek için yönetim uğraşıyor. Ben de parti politikalarını ve liberal demokrasiyi gençlere, Türkiye'de muhafazakarlıkla sosyal demokratlık arasında bütün gelişmiş demokrasilerde çok önemli bir üçüncü kavram var siyasette, liberal demokratlar. Bu Hollanda'da da böyle, İngiltere'de, Kanada'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, Finlandiya'da, Almanya'da, her yerde ana akım muhafazakarlarla sosyal demokratlar arasında dengeleyici unsur liberal demokratlar. Ben bunu Türkiye'deki siyasi kültüre gençler vasıtasıyla yerleştirmeye çalışıyorum. Ondan sonrası tabii takdir seçmenin olur, milletin olur. Yok gençler, işi, o işi geçmişsiniz başkanım. Yazıları okusanız, sonra yayından sonra izleyin. Üye sayınız kaç başkanım şu an? Kesin rakam biliyor musunuz? Üye sayısı 35 binden 8 bine düştü. Şu şekilde yaptılar. Yasa, anayasa siyasi partilerin denetlenmesini bilmem ne ilçesindeki bilmem sulh ceza bilmem ne hakimliğine değil, yüksek yargıya, yani Yargıtay, Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi'ne bırakmış. Oysa son birkaç senedir açıyorlar mesela, ne bileyim ben, bir örnek verelim. Bir ilçede Pötürge olsun, ne bileyim Malatya'da, orada ilçe teşkilatını yerel mahkemeye feshettiriyorlar. Yeterli üyesi yok. 3 sene içinde yasa gerek bitirmediği takdir olmasına rağmen son 3 senedir kongre yapmamış. Ben burayı feshettim diyor. Yerel mahkeme feshettim diyor. Kaymakamlık falan devreye giriyor. Polis devreye giriyor. Ondan sonra Liberal Demokrat Parti'nin, atıyorum, Pötürge ilçe başkanlığını, ilçe yönetimini feshettim. Oradaki üyelerini, üyeliklerini Yargıtay listesinden düşürdüm diyor. Sizin haberiniz yok. Siz hala LDP üyesiyim zannediyorsunuz kendinizi. Onun Allah. İçin zannediyorum 8-9 bine düşürmüşler üye sayısını. Bizim yönetimdeki arkadaşlar bu konulara daha hakim ama ben bana aktarılan, anlatılan bazı evraklar, yazışmalarda gördüklerimi aktarıyorum sizlere. Dolayısıyla üye sayısı, ama her ayda 100-150 gencin partiye üye olduğunu biliyorum. O önemli bir şey. Yani ben İstanbul'da, İzmir'de toplantılara gittiğim zaman, Eskişehir'de falan, yaş ortalaması 30'un altında. Hem katılımcılar hem parti yönetimi. Biz gençlik kollarını ben 2005'te başkan olduğumda kaldırdım. Çünkü gençlik kolları dediğimiz şey partilerde maalesef, al merdiveni, al kovayı, pankart yapıştır, afiş as, bilmem onu yap, bunu yap, ayak işleri olarak görülüyordu. Oysa genç, dinamik, kafası çalışan, sosyal medyayı kullanmayı bilen nice değerli gençler vardı. Onları yönetime almak daha doğru olur diye. Onun için biz genç, yaşlı, yetişkin ayrımını ortadan kaldırdık. Dolayısıyla bizim ilçe başkanlarımız falan çoğu 30 yaş altı şu anda. Onlar hiç olmazsa siyasete şey yapsınlar, yavaş yavaş alt düzeyden alışarak gelsinler. Sosyal medyada da isimlerini duyurmaya başlıyorlar, hedef koymaya başlıyorlar. Evet, Kadir Eren, Harun Bey 5000'e düştü dedi. Kaynağı nedir bilmiyorum. Kadir'cim yaz kaynağını. Başkana bir hani tahmini bir şey mi olabilir, söylüyorsun? Olabilir, Yargıtay istesinde vardır. 5000'e de düşmüş olabilir ama bu istifalardan kaynaklanan bir şey değil. Devletin kurumlarının tık 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 düşürmesi, üyelikleri iptal etmesinden kaynaklandığını zannediyorum. Başkanım, ben bu güzel abi işini çok sevdim. Birazdan onu sinemaya bağlayacağım. Gençlerin sizi bu güzel abi durumunuzdan dolayı gençlere biraz şey yapmamız lazım. Farklı konuşuyoruz. Başkanım, başlıklar halinde biraz böyle magazin sevmiyorum ama genel sizin zevklerinizle alakalı. Sinema sizin hayatınızda ne kadar etkili? Sinemaya ne kadar vakit veriyorsunuz? Sevdiğiniz filmler, biraz siyasetin dışına çıkalım. Stratejilerin dışına çıkalım. Gençler sizi bu kadar sevmiyor. Ben evde film seyretmeyi sevmem. Ayda 1-2 sinemalar açıkken gider sinema salonunda film, ne olursa olsun, seyretmeyi severim. Çünkü o 2 saat beni bu dünyadan çıkarır, seyrettiğim filmin dünyasına sokar, kafayı boşaltma bir yöntemimdir benim. Onun için yani sinemayı oldum olası sevmişimdir ama sinema salonlarında izlemeyi severim. Evde seyrettiğimde
dur dur kalk, yok bir kahve yap, çay yap, telefon geldi, bir mesajlara var. Yani bölük pörçük film seyretmeyi sevmem. Onun için sinema salonu benim için önemlidir. Keşke yabancı daha çok film gelse Türkiye'ye, sinema salonlarında seyredebilsem. Dış ülkelerde, bilhassa Amerika'da vizyona giren filmlerin buraya gelmemesinden şikayetçiyim. Öte yandan beni hayatın akışından koparan ikinci şey de futbol maçlarına hafta sonları olmadı. Sadece kendi takımımın değil, üç büyüklerin, dört büyüklerin bütün maçlarını seyrederken kafayı boşaltırım. 90 dakika oraya odaklanırım. Bu benim istim atmam. Yani dünyadan kopuşumdur. Gündelik olaylardan kopuşumdur. Özürünüzü keseceğim. Bir futbol düşmanı olarak hangi takımı tuttuğunuzu sormayacağım. Beşiktaşlıyım. Beşiktaş. Ben de Beşiktaşlıyım. Çocukluğumda babam Beşiktaş yöneticisiydi. Ben de Beşiktaş'ta oynadım. Yani takımın kamplarına falan gittiğimizi hatırlarım 60'lı yıllarda. Evet. O zamandan beri Beşiktaşlı olduk. İşte babadan Beşiktaşlı kaldık. Benim de futbolla tek alakam Beşiktaş. Onun dışında futbolun bütün endüstriyel haline falan ne konuşmasından nefret ediyorum. Ama esas soruyu soracağım. Sevdiğiniz filmler başkan, bakalım gençlerin arasında filmcilik diye bir şey vardı. Başkanım, siz bu ülkede böyle dünür hocular ve Al Pacino hocularda olduğunu biliyor musunuz? Orada da ayrıcıyız biz. Böyle bir sürü yönetmenciler, oyuncular var. Biraz gençler bunu duymak istersinler. Sevdiğiniz filmler, yönetmenler, oyuncular duyalım mı biraz sizden? Herhalde Tarantino'nun hiçbir filmini kaçırmamışımdır defalarca. Gençler eriyordur şu an gençler. Eriyordur Tarantino. Robert De Niro'nun olduğu hiçbir filmi kaçırmam. Al Pacino'nun olduğu bir filmi kaçırmam. Joe Pesci komedi olsun. O tür filmleri daha çok severim. Savaş filmlerini severim. Yani pek şey yapmam. Öyle ayırt etmem ama hani romantik komedi listemde en sonda gelen bir şeydir. Türk filmleri. Biz anamız ağlıyor. Güzel güzel yönetmenler var. Biraz sizden yönetmen duyalım, film duyalım, cesaretlenelim. Üstadım, en son seyrettiğim Türk filmini söylersem bana gülersiniz. Niye gülerim? Beynel Milal olabilir. O kadar eski. O kadar eski. Yeni dönemde pek Türk filmi seyretmeye de pek vaktim olmuyor zaten ama daha çok Amerikan filmlerini tercih ediyorum. Tamam başkanım, bunu söylediniz ya. Liberal Parti'nin başkanı limonçluk yapıp Amerikalıları seviyor diye neler yazacaklar şimdi? Ya, önceki yazarsa yazarlar. Neyse o. Kubrick seviyor mu diyor? Kubrick, Stanley Kubrick sever mi diyor? O da ikinci. Kubrick severim elbette. Tamam. Elbette. Evet başkanım, bunlara müzik başkanım, müzikle çaldınız mı, dans etmeyi sever misiniz müzik hayatınızda? Oğlum, de en büyük eksiklerimden biridir enstrüman çalamamak. Bana yani en büyük hayatta hissettiğim en büyük eksikliktir. Enstrüman çalsaydım ne siyasete girerdim ne bir şey, bir kulüpte her gece çalardım herhalde. O kadar. Sevdiğim müzik türünün başında blues ve klasik rock gelir. Onları çok dinlerim. Amerika'ya orada yaşadığım için sık sık gidiyorum. Arada gittiğimde mutlaka bir blues bara giderim. Orada birkaç saat takılırım. Klasik müzik severim. Türk sanat müziği severim. Neydi kadıncağızın adı geçenler? Müzeyyen Senar mesela, üstüne tanımam. Evet. Şimdi güldüreceğim sizleri ama mesela Ciguli'yi severdim ben. Mustafa Keser'i dinlemeyi severdim, hatırlarım. Özgün insanlar. Başkanım, özgün sanatçılar onlar. Evet. Yaratıcı. Evet. Sadece müziğiyle değil ama ben öyle bir kulağıma hoş gelen her şeyi dinlerim ama liste yapacak olursam bir gün Açık Radyo'da 2 saatlik bir program yaptım. 120 parça bir arşivim vardır. Blues, rhythm and blues ve 70'lerin, 80'lerin müziği, klasik rock üzerine.
Onlardan bir aranjman yapıp Açık Radyo'daydı galiba. Bir program yaptığımı hatırlıyorum. Peki bakayım başkanım. Başkanım hemen filmi teklif ediyorum. Ben sinemacıyım. Her şeyden senaryo uydururuz biz. Başkanım filmimizin adı Güzel Abi. Siz başrolde oynuyorsunuz. Bir futbol kuruluyor. Bir halk oyunları ekibi mi kurulacak? Ne? Mahallede böyle büyük kaoslar var. Siz tabii oraya Ken Reeves bizim neşimizdeki Beyaz Gölge tadında da bir basketbol takımı da olabilir. Oraya geliyorsunuz, siz oraya taşınıyorsunuz. Tabii ki önce mahalleden mukavemet. Ondan sonra senaryo hazır. Niteliklerinizle deniz çıkıyor. Bütün doğruluğunuz ve bu sempatik yaşam gestoslarınız buradan iş tatlıya bağlanıyor ve filmin adı Güzel Abi, başrolde oynuyorsunuz. Ne dersiniz? Tamam, senaryo tamam. Hem başrolü kaptım hem cumhurbaşkanlığı adaylığı kaptım bu programda. Bayağı verimli oldu. Fazla vaktinizi almayayım. Algıdan gitmek zorundayım. Şöyle bitireyim. Gençler buradayken, kapatınca gençler kaçıyor. Gençler dinleyin. Çok önemli bir şey. Kemalizm ve Kemalistlikle alakalı algıda çok kötü bir durum var. Kaynağı da söyleyeceğim şimdi size. Mustafa Kemal Atatürk'ün aynı baştaki Marie Antoinette olayı gibi olacak. İyi dinleyin gençler. Kemalizm ve Kemalistlikle alakalı en ufacık bir doktrin, en ufacık bir manifesto, en ufacık bir miras, en ufacık bir nutukta bile en ufacık bir vasiyeti yok. Kaynak İlber Ortaylı. Kaynağı duyduğum yer Enver Aysever'in Aykırı Sorular programında bundan 7-8 sene önce Enver Aysever Kemalizmle ve Kemalistlikle ilgili sorduğunda İlber Ortaylı hocam şunu söyledi. Atatürk'e demişler ki Kemalizm nedir ve sizin peşinizde gelenler Kemalist olsun mu? Atatürk demiş ki benim Kemalizm ve Kemalistlikle ilgili bir tek kelamım yok. Ben Erzurum Sivas kongrelerine başladığımda Osmanlı'nın içindeki muhbir gazeteciler İngilizlere haber verdiler ve beni destekleyen gazeteciler ve subaylar vardı. İngiliz basını Türkiye Osmanlı'da artık Kemalist gazeteciler ve Kemalist subaylar var dediler diye böyle bir olgu, böyle bir sıfatlandırma, bana böyle bir lakap taktılar. Benim Kemalizm ve Kemalistlikle en ufacık bir doktrin baskım yok. Ama bana sorarsanız Kemalist kim diye, Kemalist bana en yakın, benden çok daha ileride olandır demiştir. Ben bir Kemalist, ben bir Mustafa Kemal Atatürk devrimcisi olarak bu ülkeye belgesel filmler, sinema filmleri, tiyatro filmleri kazandırmış yapımcı bir yönetmen olarak dünya sıkıntısını çekip bu siyasi fikrimi söylemekten gurur duyuyorum. İşte bu Kemalizm de aynı şekilde gençler bambaşka bir yere gidiyor. Ne şövenliğimiz kaldı, ne gardıropçuluğumuz kaldı. Ben Kemalist bir insan olarak CHP'ye de oy verdim, İYİ Parti'ye de oy verdim, İşçi Partisi'ne de oy verdim. Size hiç oy vermedim. Ben daha sizi yeni tanıyorum başkanım. Yani Liberal Parti Besim Çubuk babamın arkadaşı gerçekten. Babam Bodrum'daki işlerini yani Net Holding'in kurucularındandır babam. Yardımcılık işletme manasında. Babam çok eski Bodrum. Türkiye'yi ailecek tanırız. Eniştem, ablam Net Holding'de, Mazar 54'te turizm işi yapılırken ben turizmden geldim. Ama bu entropi, bunun adı entropi ve buna dışarıdan enerji koymak gerekiyor ve bence siz böyle kalın. Bu durum muhteşem. Dışarıdan genel sekreter bir CEO havasında bu çok güzel bir kimya tutmuş. Bu çok güzel bir maya. Bence de bu partinin önü çok açık. Sizin önünüz çok açık. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili sizi motive etmek istiyorum. Gençlerden de aldım o motiveyi. En son ne söylemek istersiniz? Vaktinizi fazla almak istemiyorum. Süremiz doluyor. Liberal Demokrat Parti ile ve kendinizle alakalı gençlere ne söylemek istersiniz? Valla ben 25 sene yani yetişkinlik yaşamımın yarısını bu işe adadım. Karşılığında hiçbir şey beklemeden girdim. Öyle yani hırslı olmak gençlere pek bir şey getirmiyor. Ama bir hedef koyup oraya doğru yürümek önemli bir şey. Hedef önemli ama hırs o kadar şey değil. Hırs yaparsanız eksi yazıyor hanenize. İşi abartırsanız eksi yazıyor. Vurulabilecek hedefler koymakta yarar var. Gerçekçi hedefler koymakta yarar var. O zaman siyasette belki daha bir saygınlık kazanıyorsunuz. Yani işte bir tanesi bu hafta Çin'e savaş açtı. Öbürü Ay'a gideceğiz dedi. Öbürü kapitalizmi biz yıktık dünyada dedi falan. alay mevzu olmamak benim için önemli. İnsanlara da duyması gerekeni anlatmak, duymak istediklerinden çok duyması gerekenleri anlatmak daha önemli benim için.
Gençler de kendilerine siyasi hedef koyuyorlarsa ısrarcı olsunlar ama abartmadan, hırs yapmadan bir hedef koyup oraya doğru yürümelerini tavsiye ediyorum. Bana fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım yani derdimi anlatabilmişimdir. Gençlere de ışık tutabilmişimdir. Ben kendim için ya benden sonraki nesil bu anlattıklarımı anlayıp Türkiye'de uygulamaya çalışırsa Türkiye biraz daha Atatürk'ün koyduğu hedef, çağdaş uygarlığa doğru yol alabilir. Geri vitesten ileri vitese takabiliriz Türkiye'yi. İnşallah başkanım. Allah ağzınızdan versin. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben size çok teşekkür ediyorum fırsat tanıdığınız için. Standıma da çok memnun oldum. Saygılar sunuyorum başkanım. Başarılar, teşekkürler. Kolay gelsin. Bir mukabele. Teşekkürler. Evet, gençlereydi bu program. Gençler, böyle bu durum. Yani siz eğer algıdaki entropiyi fark edip de buna dışarıdan enerji koymazsanız ne Marie Antoinette kalacak ortada, ne Novum'un, ne Kuray'ın gerçeği, ne de sus. Evet, yani sahip çıkılması gereken çok vizyoner, çok saygın, çok insan, doğru gestusları, doğru yaşam davranışları trafiği olan muhteşem bir potansiyel. Bunu övmek ya yapmak için sevmiyorum. Bunu çok güzel gördüm. Ben daha yeni tespit ettim. Sizi o kadar takdir ettim ki. Yani sizin başkan seçiminizin olması beni çok çok onurlandırdı. Çok çok sevindirdi. Başkanın peşini bırakmayın. Başkanı ben de çok destekleyeceğim önümdeki yıllarda. Güzel Abi filmini de sevdiğinizi düşünüyorum. Evet, entropi böyle bir şey. Unutmayın gençler. Entropi, dışarıdan enerjinizi koymazsanız sizden her şeyi alır götürür. Böyle bir şey. Bu meret bir şey bu. İlişkileriniz, kadın erkek ilişkileriniz, kolu komşu ilişkileriniz, ast üst ilişkileriniz, bütün yaşamdaki, yaşam planındaki sosyal disiplinde entropiyi araştırın. Bir bilim adamı diyor ki entropi için 2-3 gece uykusuz kalan insan evrenin çalışma sistemini de öğrenir. Hayatındaki, sosyal hayatındaki bir sürü sorunu da çözer. Bundan haberi olmayan insan da devamlı kaosun içine gider. Çünkü entropinin dili kaos. Bir şey başladı mı düzensizliğe doğru gidiyor. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler gençler. Program sizindir.